AK Parti yerel seçimlerde oy kaybeder mi? Kaybeder abi. Neden? Ben hiç bir şeyini göremiyoruz. Bir gariba faydaları yok. Hep zengini zengin yaptı. Fakiri fakiri yaptı. Bizde hiçbir şey yok yani. Biz müzisyen adamız. Bir işimiz yok, gücümüz yok. Hani iyi değil yani, gidişatımız da değil. Paramızın bir değeri yok. 100 lira gözün 100 lira yolda bitiyor kardeşim. Olay bir yani, kiramızı verirmez, elektriğimizi verirmez. Oldu 2 milyar. Şu paraları, elektriğimi yatıramıyorum ben. Olay bu yani. Müzisyenler var burada. Sanatçı yani, insanlar var burada ya, ne güzel işte. Sanatçı kendisi. Abi hemen sorayım sana. Evet, AK Parti yerel seçimlerde oy kaybeder mi? Büyük bir ihtimal kaybedecek. Neden abi? Valla biz müzisyen kesim hep AK Parti'ye veriyorduk. Ama bu sene yani hep işlerimiz kötü olduğundan dolayı CHP'ye vereceğiz yani. Hep AK Parti'ye veriyorduk ama bu sene CHP'ci yok. Aktaş mı Bozbey mi dersek? Bozbey. Bozbey, %90 Bozbey. Nilüfer Bozbey. Bozbey. Şimdi Nilüfer'de yaptıklarını görüyoruz adamların yani. Bir de böyle bir deneyelim bakalım. Büyükşehir'de ne yapacak? Bayağı bir kayıp olacak. Neden kaybolacak? Yani AK Parti romanları kaybettiyse inanın buna her kesimden oyun kaybetmiştir. AK Parti romanlar sorgusuz, çıkarsız canını verecek kadar seviyordu. Romanları dahil küstürdürerse daha diğer etnik kökenlileri saymıyorum bile yani. O yüzden çok büyük kayıp olacak. Demle alakalı sorularımız var. Sizce AK Parti yerel seçimlerde oy kaybeder mi? Bence kaybeder. Neden? Neden kaybeder? Yani. Sadece yapılan... Bursa'yı sormuyorum. Yani Türkiye genelinde. Sormuyorum. Yani yapılan yanlışlar, yapılan hizmetler yetersiz. Böyle. Bence kaybedebilir. Nedenini sorma ama. Neden? Niye? Çünkü olumsuz bir laflar döndüğü için, belediyeler arasında bir olumsuz laflar döndüğü için, olumsuz sözler söylendiği için o bakımları bu sene kaybedeceğini düşünebiliyorum. Bazıları densiz konuştukları için, dini öne kattıkları için bundan dolayı kaybedebilirler yani. Bu sene kaybetme ihtimalleri çok yüksek. Bir de zaten pahalılık deniyor. Bazı meseleler var. Bunlar daha geriye dönük baktığımız zaman o kamera değil değil mi abi? Kamera değil. Ha. Ama video çekiyor. Ha, video çekiyor. Şimdi önceki tanzim satışlarla alakalı olan, öncelere tanzim satış vardı, şu anda tanzim satışı yine gündeme geçti tanzim satıştan sonra. Yine bir zam oluyordu, bu zamanda da yine bir zamlar olacaktır. Seçimden sonra büyük kıyamet geliyor yani. Teşekkür ederim. Sen ne dersin abi? AK Parti benim, yerel seçimlerde kaybeder mi? Tayyip Baba kazanır. Kazanır mı diyor? Benim görüşüm. Neden, nasıl? Yani şu, şöyle, yani kaybet, oy azalır mı anlamında soruyoruz. Seçimi yok, kaybeder yok, mi Tayyip, ya da vesaire değil. Tayyip'in oyu çok güzel gider. O fark güvenim açabilir. Yani bazı yaptıkları çok güzel bir şey. Bursa'mız, dünyamız azıcık değişiklik oldu. Daha önce ben yaşım 45 yaşındayım. Yolu çıktığımda yollar daracıktı. Şimdi Tayyip'in yaptığı yollar şimdi yeni yollar oldu. Daha güzel yollar işte. 10 saatte gidiyorsam yolu 5 saatte gidiyorum. 3 saatte gidiyorsam 1 saatte yolu gidiyorum. Yaptıkları çok güzel işler var. Olabilir, bazı hataları da olabilir. Hatasız kul yoktur. Her şey olabilir. Ama Tayyip, bence Tayyip alır mı maçı? AK Parti yerel seçimlerde oy kaybeder mi? Vallahi bana göre kaybedebilir. Neden? Ben sakıncalı şeyler söyleyeceğim şimdi ama. Yani istediğini söyleyebilirsin. YouTube kanalı abi bizim. Hani tabii ki de saygı ve hakaret içerikli şimdi, olmadan. Şimdi şöyle bir şey, saygı derken bu Suriyelilerden bir sefer oy kaybedecek yani. Her taraf Suriyeli. Hani bize çok zararı oluyor. Türkiye'ye çok bir zararı oldu bunların. Ben bir an evvel bunların gitmesini istiyorum yani. Memlekette savaş biter mi bitmez mi ne zaman onu da bilmiyoruz ama bir an evvel gitmeleri lazım yani. Bütün sebebi bu mu peki sence? Ben o yönden beğenmiyorum yani. O yönden beğenmiyorum. Sebep bu bence yani. Peki tercihin... Çünkü bizim insanlarımız vergi veriyor, affedersin. Bak, dükkan yan yana dükkanlar. Suriyeliler orada vergi vermeden Türkiye'ye hiçbir faydaları yok. Daha çok şeyde zararları var. Bizim insanlarımız da vergi veriyor. Ondan sonra gençlerimiz, Suriyeliler onlara işlerini kaptırıyor. Şeyler bizim gençlerimize, Türkiye'deki gençlere işlerini kaptırıyor yani. O yönden de sakıncalı. İş bulamıyor, zaten işsizlik var. Piyasa allak bullak. Boyuna fabrikalardan işçi çıkarıyorlar. Piyasa bozuk. O anlamda benim için bir ay var bunların gitmesi lazım. Ya şeylerde görüyoruz meydanlarda.
muhalefet hiç ortaya çıktığı yok. Adam habire çalışıp duruyor. 24 saat kaybeder mi? Çalışan kazanır. Çalışacaksın kazanacaksın kardeşim. Parti yerel seçimlerde oy kaybeder mi? Azalır mı oyu? Yani bilemiyorum. Belki de azalabilir ama azalmamasını diliyorum ben şahsen yani. Çünkü insanların oy verirken patlıcan patates fiyatına bakarak oy vermesini değil de ülkenin geleceğini düşünerek oy vermelerini istiyorum yani. Sadece ekonomik bir sıkıntı yaşadınız diye millet oy vermeyeceğiz diyenler çok oluyor. Etrafta görüyorum ben ama yani bunlar bir anlık kızgınlıktan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani bir insanın yani bu durumdayken bile başka bir partiye oy vereceğini düşünemiyorum yani ben yani. Şu, neden? Neden? Çünkü yani mesela bugün bir partinin basın açıklaması vardı. Miting yaptılar. Kimi destekleyeceklerini açık açık belirttiler. Meclisteki seçilecek belediye meclis üyelerinin listelerini incelerseniz, yani bunu İçişleri Bakanı da açıklamalarında bulundu zaten. Kimlerin hangi partiler tarafından aday gösterildiğini bir incelenirse, insanların bunlara oy verirken sonradan pişman olmamak için vermemeleri gerektiğini düşünüyorum yani. Ama insanlarımız sadece kızgınlıkla, bazı insanlar da ön yargılarla gidiyor, oyunu kullanıyor yani. Böyle elini vicdanını koyarak ülkenin geleceğini, bakasını düşünerek oy verenler... Peki bu ekonomi sorunu ülkenin geleceğini, bekasını etkilemez mi? Ayrıca yerel seçimlerin ülkenin bekasıyla bir ilgisi tabii, olabilir tabii, mi? Tabii. Neden ilgisi olduğunu hemen söyleyeyim ben sana. Şimdi İlk soruma cevap tamam, verin isterseniz. O ekonomik olarak sıkıntılar yaşıyoruz. Doğru diyorsun. Mesela dolar olmuş. Yani etkilemez mi? Etkileyebilir. Ekonomik soru. Ya da etkiliyor özür zaten. Dilerim. Bir seçmenin ülkede ekonomik problemler varsa oy tercihini değiştirmeyi etki etmemeli mi? Şimdi etmemeli. Neden? Ben şahsen söylüyorum. Çünkü dedim ya az önce. Yani bir insan... benzin yükseldi, araçların fiyatları yükseldi ya da patlıcan domatesin fiyatı yükseldi diye yani bir partiye kızıp yani gidip başka bir yani Allah göstermesin iktidara gelebilecek ihtimali düşünemiyorum bile. Yani böyle bir parti oy verirse bu burada bir yanlış bir düşünce doğuruyordur yani bence. Çünkü neden? Yani insan ülkesini, geleceğini, çocuklarını düşünmesi lazım oy verirken yani. Yarın büyük bir kaos yaşamamak için ona göre oy vermesi lazım yani. Sadece ekonomik bir beklentiye bakarak değil yani. Peki vatandaşın sizce bu dediğiniz şeylere yönelik başka bir alternatif tercihi olabilir mi, olamaz mı? Başka bir alternatif? Yani lider olarak ya da bir parti olarak ya da şu anda mesela başka bir seçenek olarak. Evet, onda mesela şu anda mesela böyle bir söylentiler var. AK Parti'nin içinde başka bir küçük bir partinin çıkabileceği söyleniyor tabii. Diğer muhalefet partisi. Aynen, mesela şöyle düşünelim. Milliyetçi Hareket Partisi %10 oy alırken İYİ Parti diye bir parti çıktı. Onlar da %10 oy aldılar yani. Çıkabilir. İnsanlar onlara değerlendirilebilir ama benim şu anda ana muhalefette gördüğüm parti ve yandaşlarına oy vermeyi bir zul kabul ediyorum. Neden? Yani. Az önce söyledim daha önce de. Yani bir kere ana muhalefetin lideri yani ülkesini seven, bayrağını seven bir insan olarak ben düşünemiyorum. Yani belki kendi içerisinde düşünebiliyorum. Yani en basit bir örneği sana vereyim. Yeni Zelanda'daki olaydan sonra Yeni Zelanda Başbakanı teröristin bir riskten olduğunu açık açık söylüyor. Bizim ana muhalefetin lideri ne diyor? Diyor ki İslam dünyasından kaynaklanan terör lafını çok rahatlıkla kullanabiliyor yani. Sizce AK Parti yerel seçimlerde oy kaybeder mi? Vallahi kaybedebilir tabii ki. Neden? Sonuçta yani seçilmiş daha önce belediye başkanı görevden alındı. Evet. O mesela halk seçmişti onu. Onu mesela halkın seçtiğini bence yani kendi... yani böyle o şekilde alınmamız lazım da bir de hani herhangi bir suçunu da bilmiyoruz yani hani ne suçu vardı bilmiyorum ne. Yani şimdi hani tekrar seçince onun da alınır mı diye biraz problem olabilir ama bilemiyorum yani. Çünkü hani yeni belediye başkanlarını ben bile pek tanımıyorum yani şu anda. Sadece isim olarak biliyorum ama mesela herhangi bir hizmeti hani böyle gözle görürdüm bir hizmetini ben görmedim şu ana kadar. AK Parti yerel seçimlerde oy kaybeder mi? Kesinlikle. Neden? Neden kaybeder? İstikrarlı bir çizgi çizilmiyor. Genelde sloganları istikrar üzerineydi. İstikrar üzerine ama istikrar diye bir şey yok. Yok mu? Bundan yok. Dolayı mı? Evet. Yani örnek olarak verebileceğim bir olay, bir durum var mı? Aa, kaybedeceğine dair. Esnafın hali ortada. Emeklinin hali ortada. İşçinin hali ortada. Daha söylenecek ne var ki? Kaybedebilir. Ama oransal olarak bilmiyorum. Neden? Neden kaybedebilir? Yani seçimi kaybeder miden çok oy azalır mı? Ha, oy kaybetmesinin nedeni daha çok ekonomiyle ve bu dış ilişkilerle ilgili olabilir. Ama kesin emin de değilim. İşler kötü, iş yapamıyoruz. İşler çok durgun.
İş yapamıyoruz. Peki AK Parti yerel seçimlerde oy kaybeder mi? Eder. Eder mi? Neden? Piyasa kötü. Millet geçinemiyor. Ya, sataşmaktan başka bir şey yaptığı yok yani. Nasıl sataşıyor mesela? Aynen. Kılıçdaroğlu'na yattı. Kılıçdaroğlu'na kalkıyor. Başka bir şey yok. AK Parti sizce yerel seçimlerde oy kaybeder mi? Biraz zor. Rakiplere biraz zayıf düşüyor. AK Parti gene kazanır büyük ihtimalle. Kazanır mı? Ben de şahsen destekliyorum. Aslında bazı fikir ayrılıkları da var biraz ama. Ne gibi mesela? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Bazı şeyler biraz ters oluyor. Nasıl ters oluyor? Mesela örneğin ben fırında çalışıyorum. Fırıncıya poşet bedava. Marketlerde trilyonlar kazanıyor. Marketlerden maalesef bu tabii Türkiye bütçesine geri dönüşü ne kadar onları bilemem ama bu tür şeylerde biraz zayıf. Vallahi yerel seçimlerde oy kaybeder mi? Çok fazla kaybedeceğini zannetmiyorum. Neden? Neden? Çünkü hani yapılan olaylar var, yapılan işler falan var. Hani bir de birkaç olay oldu. Hani görüyoruz, az çok gündemi çok takip eden bir insan değiliz ama az çok görüyoruz. Hani çok fazla oy kaybedeceğini zannetmiyorum. İlla ki bir kaybı olur. Çünkü diğer partiler de bayağı uğraşıyor. Onların da var bayağı bir söyledikleri, mölledikleri. Ama çok fazla bir oy kaybı olacağını zannetmiyorum. AK Parti yerel seçimlerde oy kaybeder mi sizce? Bence kaybeder. Neden? Başarısızlar ondan. Bu sebeplerden başka sebep var mı? Başka ne olabilir? Örnek olarak verebileceğin şunları yaptı, şunlardan dolayı olabilir. Hiçbir şey yapmadığı için olabilir mi? AK Parti yerel seçimlerde oy kaybeder mi? Belki kaybeder gibi olabilir ama belli olmaz o. O belli hiç, olmaz. Hiç belli olmaz o. Azalma olur mu oylarında AK Parti? Olmaz ya. Olmaz. İşte biz AK Parti'yiz. Allah ömrü verirse ölene kadar. Olmaz. Kazanır. Gene de kazanır. Neden ölene kadar peki? Allah ömrü verirse. Yaşam. Ölene kadar AK Partiliyiz dedin. Sürekli onu tutuyoruz ya. Neden peki? Öyle. Neden sürekli? Çok sebebini sorayım dedim. Ne bileyim gülüm ben ya. Yaşam onu tutuyor. Biz de onunla beraber atıyoruz işte. Bence kazanır yine. Azalma olmaz mı diyorsunuz? Yok, olmaz. Neden peki? Bugün neden kazanır? Vallahi yani insanların düşünce yapıları hepsi aynı. Onlara yani bakış açıları aynı. Konuşuyoruz. Herkes aynı şeyleri söyleyip duruyor. AK Parti yerel seçimlerde oy kaybeder mi? Biraz kaybeder. Neden sizce? Ne bileyim. Bir sebebi var mı bununla ilgili bir azalma söz konusuysa? Yani azalma olacak yani olmayacak değil. Yani bayağı tepki oyları görecek ama yine kazanacağını düşünüyorum. Sorumuz aslında bugün çok kısa basit. AK Parti yerel seçimlerde oy kaybeder mi sizce? Azalır mı? Kaybedecek tabii. Neden oy azalması olur? Bunun sebebini Recep Altepe'ye sorsunlar. Recep Altepe her şeyin dairesini biliyor. O yüzden Mart'ın sonu bahar olacak. Yerel seçimlerde AK Parti oy kaybeder mi? Kaybetmesi lazım. Neden? Çünkü hani görüyorsunuz şurada en basitinden 10 metre sonra bir pazar var. Bir bakın oradaki ne satan razı ne alan razı yani. Burada razı olan kim? Artık yani bir 3 tane patlıcan 1 kilo geliyor 12 lira 10 lira yazmışlar üzerine fiyatı yani. Oyu azalır mı? Azalmaması gerekir. Çünkü CHP eğer ki HADEP'le ortak olmasaydılar azalırdı. Ama şu anda CHP HADEP ile HDP ile ortak mı sizce? Şimdi CHP ortak evet. Neden ne hangi olaydan böyle bir kanıya vardı? Onu ben bilemiyorum o kanıya hangi kanıdan dolayı olduğunu. Herhalde yani böyle olduğunuzu düşün. Böyle olduğunu düşün. Evet evet evet. Nereden böyle düşünüyorsunuz? Abi bilemiyorum. HDP ile CHP hangi sebepten dolayı birlikte ya belki da ne gördünüz? CHP kendini zayıf gördüğü için kendini ortak aradı ve HDP kendini işte ortak etti efendim. Sizce AK Parti yerel seçimlerde oy kaybeder mi? Kaybetmez. Neden? Neden kaybetmez? Valla seçmen sessiz duruyor fakat muhtemelen bu 15 yılın bir şeyini yapmayacaktır. Yani bir rövanşı gibi düşünmeyecektir. 15 yılın emeğini çöpe atmaz diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum.